Yeni ekranlarına hoş geldiniz. Bugün size Nintendo konsollarını tanıtmaya kaldığı yerden devam edeceğiz. İyi seyirler. Super Nintendo Entertainment System. Super Nintendo Entertainment System, Super NES veya Super Nintendo olarak bilinen 1990 yılında Japonya ve Güney Kore'de piyasaya sürülen Nintendo tarafından geliştirilen 16 bitlik bir ev video oyun konsoludur. 1991 Kuzey Amerika'da, 1992'de Avrupa'da ve Avustralya'da ve 1993'te Güney Amerika'da oyuncularla kavuştu. Japonya'da sistem Super Famicom olarak adlandırılır. Güney Kore'de Super Convoy olarak bilinen ve Hyundai Electronics tarafından dağıtılmıştır. Super NES, Haziran 1991'e kadar 1,5 milyon adet sattı. Super NES, çağına göre yüksek teknik özelliklerle NES'in adımlarını takip etti. Super NES'in kontrolcüsü de bugün birçok modern kontrolcüde açıkça görülen bir standart olan yuvarlatılmış kenarlara ve 4 yeni düğmeye sahipti ve NES'in kontrolcüsüne göre gelişmişti. Kontrolcüye köpek kemiği adı verildi. Nintendo ayrıca Super NES veya diğer adıyla Super Famicom için bir CD-ROM eki üzerinde geliştirmeye başlamıştı. Bu projedeki ilk ortakları, Nintendo'nun daha önce Super NES'e SPC ses çipini sağlamak için birlikte çalıştığı Sony'ydi. Nintendo, PlayStation CD-ROM eklentisi ve Super NES SPC bağımsız hibrit konsolunun geliştirilmesine başladı. Bununla birlikte son dakikada Nintendo ortaklıktan çekilip bunun yerine Philips ile anlaşmaya karar verdi ve hiçbir CD-ROM eklentisi üretilmedi halde Philips CD-i konsoluna Zelda oyunu geliştirildi. Bunu öğrenen Sony, sahip oldukları teknolojiyi PlayStation'da geliştirmeye devam etmeye karar verdi. Nintendo'nun Sony ile ortaklığından ayrılmasının kesin nedeni yıllar boyunca spekülasyon konusu oldu. Ancak en yaygın teori Sony'nin ya makine için çok fazla kar ya da CD-ROM haklarını istemesiydi. Japonya'da Super Famicom oyun pazarının kontrolünü kolayca ele geçirdi. Amerika'da geç bir başlangıç ve Sega'nın agresif bir pazarlama kampanyası nedeniyle Nintendo, pazar payının Nintendo Entertainment System ile %95'ten Sega Genesis'e karşı %35'lik bir düşüş yaşadığını gördü. Birkaç yıl boyunca Kuzey Amerika'da Super NES, Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link of the Past, Street Fighter 2 ve Final Fantasy serisi gibi franchise başlıkları sayesinde Genesis'i geride bıraktı. Super NES'in dünya çapındaki toplam satışı 49 milyon adede ulaşarak Genesis'in tahmini 40 milyon adet satışını gölgede bıraktı. Super NES, Sega Genesis ile savaşırken Nintendo başka bir cephede kendi agresif pazarlama davranışlarından kaynaklanan sorunlarla karşılaşıyordu. 1991'de Nintendo, Federal Ticaret Komisyonu ve New York ve Maryland'teki başsavcılar tarafından getirilen fiyat sabitleme iddialarına ilişkin bir uzlaşmaya varmayı kabul etti. Nintendo, sistemin fiyatını düşüren perakendecilere NES'in gönderilerini kesmekle tehdit etmekle suçlanmıştı. Nintendo bu firmalara 30 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. 1992'de Gunpei Yokoi ve Arge 1'in geri kalanı Virtual Boy olarak adlandırılacak yeni bir sanal gerçeklik konsolu üzerinde planlamaya başlamıştı. Hiroshi Yamauchi 1992'de Seattle Mariners'ın çoğunluk hisselerini de satın aldı. Mayıs 1993'te Nintendo'nun dünyanın önde gelen ilk 10 şirketinden biri olduğu bildirildi. 1993 yılında Nintendo, kod adı Project Reality olan ve tamamen 3 boyutlu ortamları ve karakterleri işleyebilecek yeni bir 64 bit konsol geliştirme planlarını duyurdu. 1994'te Nintendo, Amerika'da Project Reality'nin Ultra 64 olarak yeniden adlandırılacağını iddia etti. Ultra 64 lakabı, Nintendo markalı dövüş oyunu Killer Instinct ve Cruisin Amerika yarış oyunlarında tanıtıldı. Killer Instinct daha sonra Super NES'te yayınlandı. Kısa süre sonra Nintendo, Konami şirketinin haklarına sahip olduğu yeni konsolları için yanlışlıkla bir isim seçtiklerini fark etti. Özellikle Ultra Futbol, Ultra Tenis ve benzeri şekilde adlar. Yeni sistem için oyun yayınlama hakkı yalnızca Konami'ye sahip olacaktı. Bu nedenle 1995 yılında Nintendo, sistemin son adını Nintendo 64 olarak değiştirdi ve 1996'da piyasaya çıkacağını duyurdu. Daha sonra sistemin Super Mario 64 dahil çeşitli oyunların ön izlemelerini medyaya ve halka gösterdi. 1995'te Nintendo Virtual Boy'u Japonya'da piyasaya sürdü.
konsol kötü sattı. Ancak Nintendo hala bunun için umutları olduğunu söyledi ve birkaç başka oyun piyasaya sürmeye devam etti ve Amerika'da bir serbest bırakma girişiminde bulundu. Bu da başka bir felaketti. Ayrıca 1995'te Nintendo kendilerini rekabetçi bir durumda buldu. Rakip Sega 32 bitlik Saturn'u, yeni çıkan Sony ise 32 bit PlayStation'ı tanıttı. Sony'nin şiddetli pazarlama kampanyaları ortaya çıktı ve Nintendo ve Sega'nın pazar payını azaltmaya başladı. Super NES oldukça geç piyasaya sürüldükten ve Kuzey Amerika ve Avrupa'da Sega'nın Genesis konsolundan yoğun bir rekabetle karşılaştıktan sonra 16 bitlik dönemin en çok satan konsolu haline geldi ve küresel bir başarı elde etti. Nintendo Entertainment System'ın 61 milyon adet satışıyla örtüşen Super NES, 2003 yılında durdurulduğunda dünya çapında 49 milyon adet satılarak 32 bit döneminde de popülerliğini korudu. Yeni homebrew oyunlarıyla koleksiyoncular ve retro oyuncular arasında popüler olmaya devam ediyor. Super Nintendo Entertainment System'daki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Nintendo 64. 23 Haziran 1996'da Japonya'da piyasaya sürülen Nintendo 64, piyasaya sürüldüğü ilk gün 500 binden fazla sattı. 29 Eylül 1996'da Nintendo 64'ü Kuzey Amerika'da piyasaya sürdü ve ilk günde 350 binden fazla sattı. Nintendo'nun yerleştiği son derece rekabetçi ortama da büyük ölçüde katkıda bulunan şey, birçok üçüncü taraf şirketin Nintendo'nun rakip konsolları için önde gelen oyunlarının çoğunu hemen geliştirmeye ve yayınlamaya başlaması. Bu üçüncü şahıs şirketlerin çoğu kartuş formatına kıyasla CD formatının daha ucuz geliştirme ve üretim maliyetlerinden bahsetti. 1 Aralık 1999'da Nintendo, Japonya'da Nintendo 64'e Nintendo 64 DD adlı bir eklenti yayınladı. Ancak başka hiçbir yerde yayınlamadı. GameCube'un piyasaya sürülmesinin ardından 2002'de üretimi durduruldu. Aralık 2009 itibarıyla dünya çapında 32 milyon adet satıldı. IGN 2015 yılında onu tüm zamanların en büyük 9. video oyun konsolu olarak adlandırdı. Nintendo 64'teki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Game Boy Color. 1996'da Game Boy iyice yaşını göstermesiyle ve oyun yapımcılarının daha güçlü bir sistem istemesiyle beraber Nintendo devam projelerine girişti. Bunun yanında Nintendo, yeni güçlü Game Boy'un geliştirilmesi uzun süreceği için ara bir konsol geliştirmeye karar verdi. Bu konsol, orijinal Game Boy'un renkli hali olacaktı. Game Boy Color'ın ilk Game Boy işlemcisinden biraz daha güçlü hali olan 8 bitlik bir Sharp işlemci barındırmasını ve fazladan işlemci gücüyle beraber renkli
renkli ekrana sahip olmasına karar verildi. Game Boy Color ne yazık ki yine ışıklandırmalı ekrana kavuşamadı. Game Boy yeni renkli ekranına uygun olarak çeşitli renklerle geldi. Game Boy Color orijinal Game Boy oyunlarıyla geri uyumluluğa sahipti. Hatta Super Game Boy'da olduğu gibi renksiz oyunlara yeni renk paletleri ekleyebiliyordu. Yeni Game Boy oyunlarının çoğu ise eski Game Boy'da siyah beyaz oynanabiliyordu. Game Boy Color oyunları orijinal Game Boy oyunlarından ayrılabilmesi için kartuşları renkliydi. Game Boy Color'ın toplam satış sayıları bilinmese de orijinal Game Boy ile beraber 118 milyon adet sattı. Game Boy Color'daki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. GameCube. 1998'de Nintendo RTX ile beraber GameCube'ünün anakartını ve GPU'sunu tasarlamaya başladı. CPU için ise IBM ile anlaştı. 1999'da konsolu Project Dolphin adıyla duyurdu. 2001'de ise RTX ATI tarafından satın alındı ve Nintendo konsolun geliştirilmesine ATI ile devam etti. 2000'de konsolun ismini GameCube olarak duyurup 2001 E3'te ise çıkış oyunlarını tanıttı. Game Boy Kasım 2001'de Amerika'da 200 dolara çıkışını gerçekleştirdi. GameCube Nintendo'nun kartuşları bıraktığı ilk konsol olmayı da başardı ve oyunları 1.5 GB kapasiteli mini DVD formatında yayınladı. GameCube rakibi PlayStation 2 gibi save yapmak için ayrı satılan hafıza kartı aksesuarlarına sahipti. Rakipleri online oyunlar ya da DVD filmleri izlemek gibi avantajları sunarken GameCube single player odaklı bir makine olarak kendine yeni kullanıcıları çekmekte başarısız oldu ve 22 milyon satarak Wii U'ya kadar Nintendo Nintendo'nun en az satan konsolu olma rekorunu korudu. GameCube, PlayStation 2'den güçlü olmasına rağmen farklı özelliklerinin olmaması ya da yenilikler getirmemesi sebebiyle her ne kadar unutulmuş bir konsol olsa da özel oyun kütüphanesi nedeniyle Nintendo'nun en iyi konsollarındandır. GameCube'deki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Game Boy Advance. Game Boy Color'a bir devam konsolunun haberleri ilk 1999 yılında yayılmaya başladı. Aynı yılın Ekim'inde Nintendo resmi olarak Game Boy Advance'i duyurdu. Space World 2000'de ise konsolu ve aksesuarları gösterdi. Mart'ta ise çıkış tarihinin Ağustos 2001'de olacağını, 100 dolara çıkacağını duyurdu. Game Boy Advance, Nintendo'nun önceki el konsollarının aksine dikey bir dizayn yerine yatay bir dizayna geçmiştir ve 32 bitlik RISC işlemcisinin yanında orijinal 8 bitlik orijinal Game Boy versiyonunun Game Boy Color işlemcisine geriye dönük uyumluluk için tutmuştur. Ne yazık ki ekran hala kendi ışığına sahip olamamıştır. 2003 yılında Game Boy Advance SP'yi tanıttı.
yeni SP modeli minik bir laptop gibi açıp kapanan bir tasarıma sahipti ve önceki Game Boy'larda olmayan ekran ışıklandırması vardı. Ayrıca önceki Game Boy'ların aksine piller yerine şarj edilebilen bir bataryası vardır. 2005'te ise Nintendo Game Boy Micro'yu tanıtmıştır. Game Boy Micro, Game Boy Advance'in aşırı küçük halidir ve SP'nin ışıklandırma batarya gibi avantajlarına da sahiptir. Ne yazık ki Game Boy ve Game Boy Color uyumluluğunu kaybetmiştir. Game Boy Advance, ciddi bir rakibi olmaması ve oyun kütüphanesinin kaliteli oyunlarla dolu olmasından dolayı 81 milyon adet satmıştır. Game Boy Advance'deki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Nintendo DS. Nintendo DS'in ilk çalışmalarına Nintendo Başkanı Hiroshi Yamauchi'nin iki ekranlı bir konsol geliştirme fikriyle başladı. Kasım 2003'te Nintendo, 2004'te yeni bir konsol çıkaracağını ve bu konsolun Game Boy Advance ya da GameCube'un bir devam konsolu yerine yeni bir konsol olacağını duyurdu. Nintendo aynı zamanda konsolun 2 tane 3 inçlik ekrana ve 2 işlemciye sahip olacağını duyurdu. Nintendo'nun o zamanki yeni başkanı Satoru Iwata, Nintendo DS'in eski konsollardan çok farklı konsepti olduğunu ve oyunculara yeni deneyimler yaşatacağını ve Nintendo'nun yeniden konsol dünyasına yenilikler getirecek firma olacağını vurguladı. 2004'te E3'te görünüşünü gösterilen Nintendo DS aynı yılın Ekim ayında 150 dolara satışa çıktı. Nintendo önceki el konsollarında olduğu gibi DS'te de geriye dönük uyumluluğu unutmadı ve konsolda Game Boy Advance portu kurarak o dönem hala popüler olan Game Boy Advance oyunlarıyla uyumlu kalmasını sağladı. Nintendo'nun DS ile olan stratejisi rakibi PSP'nin aksine konsolu güçlü bir makine yapmak yerine önceden oyun oynamamış insanları anlaması kolay dokunmatik kontrolleriyle oyun sektörüne çekmek ve eski oyunculara yeni deneyimler yaşatmaktı. Nintendo DS oyunları konsoldaki yeni özellikleri kağıtın üstünden tozları silmek için mikrofona üflemek ya da dokunmatik ekranla dungeonlarda buldukları sandıkların yerini işaretlemek gibi yeni oynanış mekanikleri içinde kullandı. Nintendo DS ayrıca Nintendo'nun ilk online konsolu olmayı da başardı ve Nintendo Wi-Fi serisiyle Nintendo'nun online oyun tarihini başlattı. Haziran 2006'da Nintendo DS Lite isimli yeni bir model çıkarıldı. DS Lite daha küçük olma ve daha iyi bir ekrana sahip olma gibi minik iyileştirmeler taşıyordu. 2009'da Nintendo oyun marketinin dijitale doğru yönelmesiyle Nintendo DSi modeli duyuruldu. Nintendo DSi orijinal DS oyunlarını çalıştırsa da Game Boy Advance'e GR uyumluluğunu kaybetmişti. Orijinal mağaza DSi Wear daha sonra açıldı. Nintendo DS, PlayStation 2'den sadece 1 milyon daha az satarak 154 milyon gibi bir satış rakamına ulaştı ve dünyanın en çok satan ikinci konsolu unvanını kazandı ve Nintendo'ya yeni stratejisinde güven kazandırdı. Nintendo DS'in tüm oyunlarını burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz.
Nintendo 2001'de GameCube'u çıkardıktan sonra hemen yeni konsol çalışmalarına başladı. Nintendo'nun ünlü oyun tasarımcısı Shigeru Miyamoto, oyuncu interaksiyonunda yeni bir safhaya geçilmesi gerektiğini ve bir konsol için gücün her şey olmadığını belirtti. Nintendo GameCube, PlayStation 2, Dreamcast'ten sonra jenerasyonun en güçsüz konsol olmasına rağmen piyasadaki en ucuz DVD oynatıcısı olması gibi farklı özelliklerinin konsolu insanlara çektiğini fark etti ve odağını daha güçlü konsollar yapmak yerine yeni deneyimler yaşatmaya adadı. Ayrıca 2002 yılında Satoru Iwata Nintendo'nun başına geçti ve geçmesiyle beraber oyunculuğun iyice kalıplaşmaya başladığını ve yeni oyuncuları piyasaya çekmeye çalışması gerektiğini fark etti. Bunlardan sonra Nintendo, Gyration isimli uçaklar için hareket kontrolü patentlerine sahip bir firmayla görüşmeye başladı. İlk başta bu kontrollerin GameCube'e aksesuar olması düşünülürken Nintendo DS'in yeni oyuncularla başarısıyla beraber Nintendo'nun yeni konsoluna kaydı. Nintendo'nun Wii'yi yaparken amacı yaşlı bir teyzenin bile anlayabileceği bir konsol olmasıydı. E3 2004'te Nintendo konsolu Revolution olarak duyurdu ama konsol hakkında başka bir bilgi vermedi. E3 2005'te ise konsolun prototipini gösterdi. Nintendo 2006'da E3'ünde konsolun adının Wii'ye değiştirildiğini duyurdu. Nintendo Wii'nin yeni hareket kontrolleri olarak 2006 E3'te Wiimote gösterildi. Wii, Ekim 2006'da $250 çıktı ve çıktığı gibi stokları direkt tükendi. Wii yeni kontrolcüsü Wiimote ile ne kadar yenilik getirse de konsolun APU, GameCube APU'sunun biraz daha güçlü haliydi. Bu performans eksikliği fiyatının rakiplerinden çok daha ucuz olmasını ve oyunlarını geliştirmesinin daha kolay olması gibi avantajlar getirdi. Aynı zamanda APU'sunu GameCube APU'suyla mimari olarak aynı olması geriye dönük uyumluluğu da yanında getirdi. 2009'da Nintendo Wiimote Plus'ı çıkardı ve Wiimote Plus orijinal Wii hareket kontrolcüsünün aksine nerede durduğunu anlayabiliyor ve daha isabetli çalışıyordu. Nintendo ayrıca Wii için Wii Fit, Wii Classic kontroller gibi bir sürü farklı aksesuar da yayınladı. Wii ayrıca Nintendo'nun ilk online mağazaya sahip olan konsoluydu. Normal Wii oyunlarını Wii'nin 512 MB flash depolama nedeniyle indirilemese de kendine özel WiiWare oyunlarını içeriyordu. 2012'de Nintendo Wii Mini isimli Wii varyasyonunu çıkardı. Bu varyasyon GameCube uyumluluğuyla ve Wi-Fi gibi önemli özellikleri barındırmıyordu ve çok satmadı. Wii Casual, oyuncular hitap etmesi nedeniyle rakiplerini satış anlamında hızlıca geride bıraktı ve 101 milyon satarak Nintendo'nun en çok satan ev konsolu olma başarısını kazandı. Nintendo Wii'deki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Nintendo 3DS. Nintendo stroboskopik 3 boyut üzerinde 1980'lerden beri çalışıyordu. İlk 3 boyut denemelerini Nintendo Entertainment System'da yapmışlardı. Ama 3 boyut teknolojisi için erken bir dönem olduğundan dolayı 3 boyut ile çıkardıkları oyunlar satmadı. Nintendo'nun ikinci 3 boyut denemesi ise efsane Nintendo tasarımcısı Gunpei Yokoi'den gelmişti. Yokoi, şu anki VR gözlükleri gibi göze takılan bir 3 boyutlu Game Boy geliştirmişti. Bu konsolun ismi ise Virtual Boy'du.
Virtual Boy, oyun eksikliği, iki renkli kırmızı siyah ekranı ve çok kısa sürede baş ağrısına sebep açma nedeniyle başarısız olmuştu. Nintendo 3 boy teknolojisini GameCube'de de prototip olarak denese de bu denemeler çok ileri gitmedi. Nintendo 2009'da artık yaşlanmaya başlayan DS'e bir devam konsolu geliştirmek için kolları sıvadı. Nintendo el konsolu marketinin %70'ini kontrol ettiği için ne kadar kendine güvense de Sony'nin ev konsollarında olduğu gibi öne geçmesini önlemek için bir dahaki konsolunda büyük bir yenilik getirmesi gerektiğini biliyordu. 2009'da Nintendo'nun Nvidia Tegra çipleriyle ilgilenmeye başladığı sızdı. Mart 2010'da Nintendo DS'e gelecek devam konsolunu duyurdu. Aynı yıl IGN'den gelen haberlerde yeni konsolun Tegra çipi yerine normal bir ARM çipi kullandığı ortaya çıktı. E3 2010'da ise konsolun özellikleri ve oyunları gösterilmeye başlandı. 3DS gözlüğe gerek kalmadan 3 boyut efekti verebiliyordu. Hareket kontrolleriyle eğim alınabiliyordu ve kameralarıyla arttırılmış gerçeklik oyunları oynanabiliyordu. 3DS, DS'teki gibi yine 2 ekrana sahipti ama sadece üstteki ekran 3 boyutlu görüntüleri oluşturabiliyordu. 3DS Mart 2011'de Amerika'da $250 çıkışını yaptı ve $250 bir el konsolu için zamanında çok fazla görüldüğü ve akıllı telefonlardaki oyunculuğun artması nedeniyle başlarda oldukça düşük satış numaralarına sahipti. Aynı yıl Haziran'da 3DS'in az satışları nedeniyle 3DS'in fiyatı $250 $150 çekildi ve orijinal $250 konsolu alanlara 3DS için 10 Nintendo Entertainment System ile 10 Game Boy Advance oyunu hediye edildi. Az satışlardan dolayı Nintendo ekonomik sıkıntıya girdi. Bunun üzerine Nintendo Başkanı Satoru Iwata çoğu firma gibi işçilerini kovmak yerine kendisinin ve önemli yöneticilerin maaşını %50 oranında kesti. Nintendo 3DS başarısız bir şekilde çıksa da fiyat azalmasıyla oldukça iyi satmaya başladı ve bu Nintendo'ya yeni versiyonlarını yapmaya itti. İlk olarak 3DS'in büyük versiyonu olan 3DS XL çıkarıldı. 2013'te çocuklar için daha uygun olan 3 boyut efekti olmayan ve 2'ye katlanamayan 2DS çıkarıldı. 2DS her ne kadar özelliklerini kaybetmiş olsa da içindeki çip 3DS ile hala aynıydı ve aynı oyunları oynatıyordu. 2014'te ise Nintendo New 3DS isimli 3DS'in gelişmiş hali tanıtıldı ve çıkarıldı. New 3DS normal 3DS'den daha güçlü bir çipe sahipti. 3DS oyunlarını daha yüksek FPS'lerde oynatıyor, 3DS efektlerini iyileştiriyor ve yeni tuşlar ekliyordu. New 3DS ismi ne kadar saçma olan bir konsol olsa da daha güçlü çipi sayesinde Xenoblade 3 boyut gibi birçok oyunu kendisine özel tutmuştur. New 3DS daha sonra New 2DS modeline kavuşmuş. Bu konsolda ilk 2DS gibi 3 boyut olmasa da 2'ye katlanabilir şekildeydi. 3DS başta yavaş başlasa da güçlü oyun kütüphanesi sayesinde toplam 76 milyon adet satarak rakibi PlayStation Vita'yı yok etmiştir. Nintendo 3DS'deki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Wii U. Nintendo 2008'de Wii'den sonraki konsolu için çalışmalara başladı. Nintendo Wii ile casual oyuncuları kendine çektiği için genel oyuncu kitlesi tarafından casual görünmeye başladı. Yeni konsollardaki stratejileri ise core oyuncu kitlesini geri kazanmaktı. E3 2011'de Wii U resmi olarak duyuruldu. Konferansta Nintendo Wii U'nun ana özelliği olan 6 inç dokunmatik ekranlı gamepad'ini gösterdi ve konsolun HD grafikler için yeterince
güçlü olduğunu açıkladı. Nintendo bir sonraki yılın ocağında ise konsolun 2012'nin sonlarına doğru çıkacağını duyurdu. Nintendo'nun kötü pazarlaması ve konsolun kafa karıştırıcı ismi yüzünden çoğu insan Wii U'nun ne olduğunu bile anlayamadı ve çoğu kişi Gamepad'in orijinal Wii için bir aksesuar olduğunu düşünmeye başladı. Wii U Kasım 2012'de 300 dolara çıkışını gerçekleştirdi. Wii U televizyondan ayrı olarak Gamepad'inde de bir dokunmatik ekran içeriyordu. Bu ekranda haritanız olabiliyor ya da direkt Gamepad'de bütün oyunu oynayabiliyordunuz. Wii U ilk çıktığında özel oyun eksikliği sonradan ise üçüncü parti oyun eksikliği yaşamak, her ne kadar core oyuncu kitlesini çekmeye çalışırsa yine casual hitap eden özelliklere sahip olmak ve konsolu genel popülasyona yanlış tanıtan pazarlaması yüzünden toplam 13 milyon adet satarak Nintendo'nun en başarısız konsolu oldu. Nintendo Wii U'daki tüm oyunları burada bahsetmek imkansız. Bu yüzden en sevdiğimiz 5 oyunu kısaca listeleyeceğiz. Nintendo Switch. 2012'de Wii U'nun çıkmasından sonra Nintendo bir sonraki konsolu üstünde çalışmalara başladı. Nintendo çoğu konsollarına yaptığı gibi bir devam konsolu düşünmek yerine oyunculara nasıl yeni bir deneyim yaşayabileceğini düşünmeye başladı. Nintendo ilk PlayStation'ın çıkışından beri kaybettiği Japonya ev konsolu pazarını geri kazanmaya, aynı zamanda Amerika'da Wii U'nun zarar verdiği marka imajını düzeltmek istiyordu. Japonya ev konsolları için iyice gerilemeye başlayan bir pazar olmaktaydı. El konsolları ise aksine en çok Japonya'da ilgi görülüyordu. Amerika'da ise 3DS eskimesiyle beraber pazar payını akıllı telefonlara kaptırmaya başlıyordu. Nintendo hem Amerika'daki ev konsolu pazarına hem de Japonya'daki el konsolu pazarına hitap etmesi için bir hibrit konsol tasarlamaya başladı. Nintendo her ne kadar el konsolu ile ev konsolunu ayrı yapıp ayrı pazarlarda satabilecek olsa da yeni ev konsolu fikirleri fazladan güç dışında yeni fikirler içermiyordu. Ve bu hibrit konsol Nintendo'nun ev konsolu ile el konsollarında ayrı oyunlar yapan birinci ve ikinci parti stüdyolarını tek bir konsol altında birleştirerek özel oyun kütüphanesini güçlendirebilecekti. Bu hibrit dizayn seçiminden çıkan en büyük sorun ise ev konsolu olabilecek kadar güçlü olması gereken ama gücüyle de bataryayı hemen emmeyen bir çipe ihtiyaç olmasıydı. Nintendo 3DS içinde kullanmayı düşündüğü ama sonradan vazgeçtiği Nvidia Tegra çipleriyle yeniden ilgilenmeye başladı. Nintendo Nvidia Shield ve Shield Portable'da kullanılan Tegra X1 çipini Switch için uygun görerek seçti. Nintendo yeni konsolundan ilk defa 2015'te NX olarak bahsetti ama başka hiçbir bilgi vermedi. E3 2016'da yine konsoldan bir bilgi vermesi, Wii U'ya çıkması planlanan yeni Zelda oyununun NX'e de çıkacağını duyurdu. 2016'daki bir yatırımcı toplantısında Nintendo NX'in Mart 2017'de çıkacağını belirtti. Ama rakiplerinin kendilerini kopyalanmaması için konsol ile ilgili bilgileri NX'in çıkması yakın olana kadar vermeyeceklerini söyledi. Ekim 2016'da Nintendo konsolun ismi olan Nintendo Switch'i duyuran ve konsolun hem ev konsolu hem el konsolu olması gibi özelliklerini gösteren bir video yayınladı. Ocak 2017'de Nintendo HD Rumble gibi özelliklerin ve Switch'in güçlü özel oyun kütüphanesini duyuran bir etkinlik düzenledi. Mart 2017'de Switch 300 dolara çıkışını gerçekleştirdi. 6.2 inç 720p bir ekrana sahip olan Switch, ayrılabilen gamepadleriyle hem fazladan gamepad almaya gerek kalmadan 2 kişilik oyunlar oynatabiliyor, konsola takılıp elde oynanabiliyor ya da kutusundan çıkan Joy-Con gripe takılıp normal bir gamepad gibi kullanılabiliyordu. Switch ayrıca dokuyla
tuşuyla televizyona görüntü aktarabiliyordu. Joy-Con isimli gamepadleri Switch'in yanlarına takınca şarj oluyor, konsol ise Type-C portlu ile şarj edilebiliyordu. Nintendo Ekim 2019'da 200 dolara Switch Lite isimli Switch versiyonunu çıkardı. Switch Lite televizyona bağlanamıyordu ve gamepad'i sisteme entegreydi. Switch Lite ayrıca HD Rumble ve hareket kontrollerini de kaybediyordu. Nintendo Switch, güçlü oyun kütüphanesi ve yenilikçi fikirleri sayesinde çıkışından beri oldukça iyi satmaya devam ediyor. Amerika'da en hızlı satan konsol olma rekorunu kıran Switch, ilk 3 yılında 70 milyon satarak Nintendo'nun, hatta oyun dünyasının en başarılı konsolu olma yolunda ilerliyor. Bu yüzden bu sevdiğiniz oyunu kısaca listeleyeceğiz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Sizlere ve diğer tüm oyun severlere iyi oyunlar dileriz.